Aren TV'den hepinize merhabalar. DEM Parti'nin Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar bugün meclis kürsüsünde dikkat çeken bir rapor açıkladı değerli dostlar. Bu rapora göre Türk toplumunun artık Kürt algısının değiştiği ve Türk toplumunun %60 oranında Kürt sorunun masa başında ve barışçıl yollarla çözülmesini istediğini vurguladı. Ve Cengiz Çandar bu açıkladığı çok önemli raporun detaylarını meclis kürsüsünde detaylarıyla beraber anlattı değerli dostlar. Şimdi Cengiz Çandar'ın açıkladığı o önemli raporun detaylarını beraber Cengiz Çandar'dan dinlemeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için sizlerin de bizlere desteği olabilmesi için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ın mecliste açıkladığı o raporun detaylarını hep beraber izleyelim. Şöyle başlayacaktım dönüp. Biraz Ali Kare Serokomar Cevdet Yılmaz. Serseran Serçavan Atın. Diyecektim. Ezci dilu can duhazım ku evcivine hizmete bratiye de nabeyne kurt u tırkan bike ev hevi darim ku evcivine hizmete gelek velateme bike deyip bu sözlerimin ne anlama geldiğini kendisine hitap ettiğim Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz gayet iyi anladı diyecektim ama burada yok ama okuduğu zaman tutanaklardan anlayacaktır sanırım. Çünkü bu dil onun ana dili. Sadece o değil, ana dili Kürtçe olan hangi partiden olurlarsa olsunlar, sayın milletvekilleri de anlarlar, öyle sanıyorum. Aramızda anlamayanlar için Türkçesini de söyleyeyim. Bu toplantımızın ülkemiz halkına, Kürtlerin ve Türklerin arasındaki kardeşlik ilişkilerine hizmet etmesini canı gönülden diliyorum. Bunu ümit ediyorum dedim. Bir süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda burada Kürtçe sözcükler duymaya, buna alışmaya başladık. Öyle ki Kürtçe sözcükleri sadece Kürt milletvekillerimiz değil, benim gibi 65 yaşından sonra Kürtçe ders almayı, Kürtçe öğrenmeyi öne almış milletvekilleri de kullanıyor. O yaştan sonra Kürtçe öğrenmeye kalkışmamın tek bir sebebi vardı. Bunu TRT ekranlarında da yıllar önce açıklamıştım. Ülkemiz nüfusunda en az 1/5 oranında, neredeyse 1/4 oranında halkımızın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kürt vatandaşlarımıza göstermemiz gereken saygıdan ötürü. Kürt vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu benim ana dilimi biliyor. Resmi dil olduğu için öğreniyor. Ama benim gibilerin de en azından gönüllü olarak onların ana dilini öğrenmeye çalışması hem onlara saygı ve hem de ülkemizin ulusal, toplumsal ve hatta toprak bütünlüğü bakımından gerekli bir çaba olmalıdır. Öyle düşünmüştüm, bugün de öyle düşünüyorum. Bir durup düşünün. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında Kürtçenin işitilmesi ülkenin birliği açısından daha hayırlı değil mi? Hatırlayın, Leyla Zana 1991 yılında milletvekilliği yemininde Türk ve Kürt halklarının kardeşliği sözcüklerini yemininin sonunda Kürtçe olarak söylediğinde kıyamet kopmuştu. Bugün ise Kürtçenin, yani ülkemizin Kürt vatandaşlarının ve bir bölüm milletvekilimizin ana dilinin burada anlaşılmayan bir dil olarak tutanaklara kaydedilmeden bu çatı altında telaffuz edilebilmesini bölünme değil, birleşme şansı olarak görmeliyiz. Size tanınmış yazı insanı Şeyh Muzdike'nin 2 ay önce yayımlanmış bir sözlü tarih çalışmasına yer alan 20 yaşındaki bir Diyarbakırlı gencin Diyarbakır aidiyetiyle ilgili şu satırlarını okuyayım. Eski Diyarbakır, sokaklarında çocuklarının rahatlıkla oynadığı, kardeşliğin ve birlikteliğin sembolü, ırkçılık ve din ayrımının olmadığı samimi bir yer. Eski Diyarbakır, her türlü insanı bağrına basan kadim bir şehir. Mertliğin, cömertliğin ve kardeşliğin şehri orası.
Diyarbakırlı gencin bu sözlerine ben de bir şey ekleyeyim. Sadece Diyarbakır değil, tüm Kürt illeri, ülkemizin tüm Kürt illeri mertliğin, cömertliğin ve kardeşliğin mekanlarıdır. Mertliği ve cömertliği ve kardeşliği ülkemizin her köşesine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çatısının altına taşıyalım. Anayasanın 3. maddesini okumaya, okutmaya hiç gerek yok. Türkçenin resmi dil olduğuna kimsenin itirazı yok zaten. Bu vesileyle size geçen hafta Ankara'da yapılan ve birçok siyasi partiden milletvekilinin ve hatta çok sayıda akademisyenin katıldığı bir toplantıdan söz etmek istiyorum. Kürt Çalışmaları Merkezi adlı kuruluş en son yaptığı Türklerin Kürt algısını ölçen bilimsel çalışmanın sonuçlarını ve ortaya çıkan verileri paylaştı. Bu verilerin en önemlilerin başında Türkiye'de son 10 yılda Kürt kimliğinin güçlenmiş olması geliyor. Ama Türkiyelilik zayıflamıyor. Tam tersine güçlenen bir Türkiyeli Kürtlük kimliği var. Ve taleplerde birinci sırada ana dil geliyor. Türklerde bu talebe karşı büyük bir reaksiyon yok. Türklerin %45-50'si bu konuyu müzakereye açık. Nüfustaki oranı ile buna Kürtleri de ilave ettiğiniz takdirde bu oran %60'ı geçiyor. Yani ülkemiz nüfusunun %60'ı ve üzeri dil meselesi ve diğer demokratikleşme taleplerini bir masa etrafında konuşabilmeye hazırız diyorlar. Gel gelelim, araştırmacılardan biri şu uyarıyı yapma gereği duydu ve şöyle dedi. Ancak siyaset sahnesi çok böyle değil. Görünen o ki toplumda değişen Kürt algısı ve Kürtçe'ye dair yaklaşım ile siyaset sahnesi çok uyum sağlamıyor. Siyaset buralardan kendine dersler çıkarıp bu değişen sosyolojiyi nasıl konuşuruz diye çalışmaya başladığında cevaplar bulacaktır. Şimdi burada Cumhurbaşkanlığı bütçesine bakıldığı vakit ülke halklarının birliği, özgürlük alanlarının genişletilmesiyle, ana dil eğitimi sağlanmasıyla nasıl sağlanılır? Bu konuda hiçbir şey yok. Ama Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçesinin bir önceki yıla oranla 2 mislinden fazla artış öngörülmüş. 286 milyona çıkarılması teklif ediliyor. Geçen yılın rakamı 114 milyon lira, bir yıl içinde yaklaşık 172 milyon lira artış. Bu anormal artışın hiçbir inandırıcı gerekçesi yok. Milli Güvenlik Kurulu istişari bir organ olmaktan çıkartılıp yeniden güvenlikçi bir devletin payandası olarak sanki tasarlanmak isteniyor. Dolayısıyla bu zihniyetle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı bütçesini reddetmek, ona hayır oyu vermek, demokrasi ve özgürlüklere öncelik vermenin gereğidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek Büyük Millet Meclisi'nin açış konuşmasında ve o günden bugüne çeşitli beyanlarındaki vurgularından anladığımız kadarıyla yakında yeni bir anayasa önerisiyle gelecek. Kendisine anayasanın ana dilde engelleyen, eğitimi engelleyen 42. ve 66. maddelerini ciddi bir değişikliğe uğratacak bir çalışma içine girmesini önereceğim. Ayrıca darbe anayasası diye nitelediğiniz 1982 anayasasının halk iradesini gasp eden, İçişleri Bakanı'na seçilmişleri görevden alma yetkisi veren 127. maddesini de kaldırın. Sizin iktidarınız kadar anayasanın baskıcı maddelerine başvuran hiç olmadı. Söz Cumhurbaşkanı ve anayasadan açılmışken, şu sırada Cumhurbaşkanlığı bütçesini yakın tarihimizin en ağır anayasal krizinin içine düştüğümüz bir sırada tartışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı görevlerini tanımlayan madde 104 diyor ki anayasada, Cumhurbaşkanı anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay ters düştüler. Cumhurbaşkanının bu krizde yapması gereken anayasaya başvurmak ve gereğini yapmaktı. Anayasanın 153. maddesini uygulamaktı. Bu madde Cumhurbaşkanı'nı da bağlıyor ve derhal uygulanmasını gerektiriyordu. Anayasa Mahkemesi dün Can Atalay'a ilişkin, üstelik bu kez 12'ye 3 gibi büyük bir oy farkıyla yeni bir ihlal kararı verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın derhal bu kararı uygulatması gerekiyor ve Can Atalay bu sıralardaki meşru yerine
bir an önce almalıdır. Peki ya yüksek yargı organları arasında görüş ayrılığı varsa ne yapacağız? Kendisini kısa süre önce Silivri'de ziyaret ettiğim Hatay milletvekili ve hukukçu Can Atalay bana bu konuda yol gösterici bir şekilde anayasanın 158. maddesini hatırlattı. Ben de gittim baktım anayasanın 158. maddesini. Şöyle diyor. Ve Cumhurbaşkanlığı için hakemliğe de gerek bıraktırmıyor. Ne diyor anayasanın 158. maddesi son cümlesinde? Diğer mahkemelerle anayasa mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında anayasa mahkemesini mahkemesi kararı esas alınır. Dolayısıyla bitti. Söyleyeceğim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakın çalışma arkadaşları. Anayasaya uyun, anayasayı uygulayın. Türkiye'yi görülmemiş bu hukuk krizinden çıkarın. Evet el dostlar, 65 yaşından sonra Kürtçe öğrendim. Sırf Kürt vatandaşlarıma saygıdan ötürü. Gerçekten Cengiz Çandar'ın yüreğine sağlık bu konuşmasından dolayı. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.